Elektromanyetik dalgalar beyni uyarır. Uykudayken de etkiler. Zaten bizler bu çeşit frekansların içindeyiz. İşte radyo frekansları olsun, televizyon frekansları olsun. Bunlar etkilenebiliyor. Hatta bakın, bu frekanslar da kişinin beynini etkilediği için kişilerde farklı etkiler oluşturabilir. Fakat insanlar bu tür şeylerde hemen paranoyaya kapılmasınlar. İşte bak, psikolojim bozuldu, görüyor musun? İşte havaya bir şey kattılar veya size ses veriyorlar veya işte ışın gönderiyorlar falan filan diye. Çok korkmalarına gerek yok bu konuda. Tabii ki bu tür şeyler konuşuluyor fakat insan beyni çok korunaklı, güvenli. Bakın çocuk mesela beyni kraniyal, yani kafatası daha ince olduğu için daha etkileşime daha açıktır. Radyasyon onları daha fazla etkiler. Yani çevredeki bir açık bir cihaz dahi radyasyon yayan bir wireless modem bile çocuğu etkileyebilir. Tabii hani odalarımızda bulunduruyoruz ya işte internete girmek için. Şey kablosuz şey antenli. Onlar bile etkileyebilir o çocuğun. Hatta rüyasını da etkileyebilir bakın. Bununla ilgili testler var, deneyler var. Yetişkinleri de etkileyebilir. Bir zararı yok gibi görünüyor şu andaki. Ama bazı bilim adamları da zararlı olduğunu iddia ediyorlar. Fakat rüyayı enerjiler etkiler. Bu doğru bir bilgi. Çevrenizdeki, hatta bırakın çevredeki şeyleri, açık işte wireless'mış, baz istasyonuymuş, cep telefonlarıymış. Bırakın bunları, bulunduğunuz mekanın toprak yapısı bile, manyetik enerji yapısı bile sizin beyninizi etkileyebilir. Pozitif fayda verebilir veya negatif etkileyebilir. Rüyalarınızı etkiler. Zaten rüyaya, mesela ne zaman farklı bir yere gidip tatile gittiğinizde farklı rüyalar görürsünüz o gün. Bu birçok kişinin deneyimlediği bir durumdur. Hem enerji alanı değişiktir, hem oranın işte havası, suyu falan da etkiler. Adam mesela diyor ki ben bir aydır rüya görmedim, yer değiştirdim, tatile gittim, bir dağın başında bir yer vardı. Orada her gün rüya görmeye başladım. Yani insan beyni bu enerjilere açık. Fakat Rüyalar korkmaya gerek yok. Yönlendirmek çok zor öyle. yönlendirmek Tabii çok zor. yani bir adama şunu yaptırmak, bunu yaptırmak falan yok. Allah'ın yarattığı sistem, beyin o kadar güçlü ki, o kadar güvenli bir sistem ki her türlü bilgisayarı hackleyebilirsiniz ama beyni ekleyemezsiniz. İnsan rüyasında geleceğini Kolay kolay. görebilir mi? Zaten bununla ilgili hadis-i şerifler var. Yani işte nübüvvetin 1/40 şeklinde, yani peygamberliğin gittiği fakat insanlara bunun bırakıldığı, gelecekle ilgili sahih rüyalar insanlarda olabiliyor. Bunu bazen normal bir insan da görebiliyor. Bazen evliyalar görmüş, şunlar görmüş, bunlar görmüş ama rüyalar önemli. Biz Rüyalar. kendimiz kontrol edebiliyor muyuz rüyaları peki hocam? Tabii lucid rüya Evet, derler o buna. nedir? Lucid rüya ne demek? Nasıl yapılıyor? Kontrol Nasıl oluyor? edebiliyorsunuz. Bunun bazı yöntemleri olduğunu söyleyenler vardır. Telkinler, işte mesela gün içinde rüyadayım, rüyadayım diye kendisini telkin eden insanlar var. Veyahut da gece yatmadan önce ilaç alanlar var, vitamin alanlar var. Fakat bunlar çok işi, yani mesela asetilkolin vardır beyinde, nörotransmitter. Bu kolin seviyesini arttırdığınız vakit kolin takviyesi alıyorsunuz dışarıdan, ilaç şeklinde, vitamin şeklinde. O mesela rüyaları canlandırabiliyor. B vitamini canlandırabiliyor. Hatta aspirin, balık yağı gibi böyle kanı sulandıran şeyler bile rüyaları etkileyebiliyor. B vitamini, Tabii aspirin yani rüyaları canlandırıyor. etkileyebiliyor tabii. Uyumadan önce yediğiniz, içtiğiniz şey rüyalarınızı etkiler. Bakın. Veya aldığınız vitaminler, ilaçlar. Ya zaten ben mesela her zaman şunu söylüyorum. Kullandığınız ilaca doktor, mesela memnun değilsiniz, kabus görüyorsunuz. Doktorunuza söyleyeceksiniz, gidip değiştir diyeceksiniz. Veyahut da psikolojinizi bozdu. Bir hafta sonra, bu ilaçtan sonra bir hafta sonra kendinizi kötü hissetmeye başladınız. Gidin ve değiştirin o ilacı. Veya rüyalarınızı etkiliyor, değiştirebilirsiniz. Bizde şöyle bir alışkanlık yok. Doktor ne verdiyse adam 2 yıl o ilaçla gidiyor. Yani etkilerini yaz, memnun değilsen git. Aynı sınıfta başka bir ilaca geçsin. Başka bir markaya, başka bir firmanın ilacına geçsin. O zaman bu şekilde değiştireceksin. Yani rüyalarını da etkilerse, kabus da gösterse ve bu bazen de güzel rüyalar gösteriyor. Her zaman kabus olmuyor. Bazı ilaçlarda çok iyi rüyalar gösterebiliyor yani. Karabasan konusu hocam. Karabasan nasıl oluyor? Ya o uyku felci, bu konuşulur ama bu biraz daha, yani kimisinin nörolojik bir durum olduğunu söyler. Kimisi bunun mistik bir durum, yani deneyim olduğunu, metafizik bir deneyim olduğunu, ruhun uykudayken tam çıkarken çıkışla çıkmama arasında kaldığını, hatta bazen düşüş hissi, yüksekten düşme Evet, hissi. düşüş, o Tabii. mesela Onunla ilgili mesela
İki görüş var. Yani bu normalde halk arasında, aa bak işte ruhum çıktı, geri geldim. Da böyle bir inanış var. Fakat bazı bilim adamları diyor ki bu aslında atalardan kalan ağaçlardan düşme şeyi. Ama bu bana çok mantıklı gelmiyor. Şimdi adam dağın başından düştüğünü görüyor rüyasında, uyanıyor. Biz dağın başından da mı düşüyorduk yani binlerce yıl önce? Genetik olarak bir de bu geçer mi? Yani böyle bir teori de var. Enteresan. Rüyalarda astral seyahat teori mümkün mü hocam? Hızlı hızlı mümkündür. Yani astral mümkündür ama yani... Nasıl olacak astral seyahat? Zaten bakın rüya deyip geçmeyin. Biz bir burada yaşıyoruz. Bir de uyuduğumuz zaman ayrı bir boyuta geçiş yapıyoruz. Yani ayet var Zümer yani suresinde. Yani farklı bir boyut. Zümer, tabii Zümer suresinde diyor ki Allah canları öldükleri vakit alır. Ölmeyenleri de uykudayken. Uykudayken çıkıyor demek can. Yani ruhun bir çeşit deneyim yaşıyor. Halk arasında derler ya işte ölüm şey uyku küçük ölümdür derler. Halk arasında uyku böyle, küçük tabii, ölümdür evet doğru. Yani biz bakın bu dünyada yaşıyoruz. Öldüğünüz vakit bir boyuta geçeceksiniz. Zaten o boyuta rüyalarla uykudayken de geçiyorsunuz bazen. Hani adam diyor ki ya cennete cehenneme gidip bize gören var mı diye alay ediyor. Halbuki her gün gidiyor da farkında değil. Yani cennete cehenneme değil de o aleme. Berzah alemini görüyor. Fakat unutuyor sabah. Yani ruhların olduğu o boyuta geçiş yapıyor. Bu tabii inanışlar dini berzah anlamda. Berzah alemi bunu bilim derken... adam bilimsel olarak söylemiyorum. Dini anlamda uyuduğun vakit o rüya aleminde ruhlarla karşılaşabilirsin. Tabii açık açık ayet yok bu konuda ama Zümer suresindeki ayet... Mesela vefat edenler görüyoruz. Orada sanki o hala yaşıyormuş gibi. Onunla karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Ölmüş insanların ruhlarıyla karşılaşıyorlar. Bu aslında gerçek. Bakın mesela İslam tarihinde halifelerin mesela işte Hazreti Ömer vefat ediyor. Mezarının başına gelip ne halde olduğunu görüyorlar. Yani hesap mı veriyor, ne yapıyor? Bununla ilgili bir sürü kaynak var. Veya işte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman. Yani koskoca halifelerin dahi ölümünden sonraki o ruhsal deneyimine orada açık gözle. Tabii o Hazreti Muhammed mesela söylüyor orada bazı şeyleri. Kısacası bu halen bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmamış olsa da aslında bir çeşit paralel evren gibi düşün. Burada öldüğünüz vakit oraya geçiyorsunuz. Ve hatta her gün uykudayken ikinci bir yaşantınız var yani. Sadece burada yaşamıyoruz, bir de o alemde yaşıyoruz. Biri demiş ki ben fakat rüyayı kontrol eden kişilerden biriyim. Evet. Çok da memnunum. Çok da güzel oluyor demiş. Yani uçup kaçıyordur herhalde muhtemelen. Zaten Kaan Karan sormuş evrenin sırları etiketiyle hocam. Olaylar rüyamızda gördüğümüz için mi meydana geliyor? Yoksa meydana geleceği için mi rüyamızda görüyoruz? İki tane farklı farklı görüşler var bu konuda. Yani kimisi diyor ki zaten rüyada bazen gelecekle ilgili işaretler alırsın. Onu yaşarsın zamanı geldiğinde. Kimisi de der ki ya tabii ki her rüyayı da şey olarak düşünmeyin. Bilinçaltılı da var. İşte kırmızı bir araba görüyorsunuz. Rüyanızda da kırmızı araba görüyorsunuz. Ama her rüya bilinçaltının daki gizlenmiş objelerin, görüntülerin açığa vurumu değil. Çünkü hiç görmediğiniz yüzler görüyorsunuz. Hiç gitmediğiniz yerlere gidiyorsunuz. Bir hafta sonra olacak bir şeyi görüyorsunuz. Yani hepimiz bunu deneyimlemişizdir. Bir arkadaşımızı görürüz. Bir hafta sonra 5 yıldır aramayan adam sizi arar. Bu da mı şey yani? Bunu şimdi Freud'la falan nasıl açıklayacaksınız? Bunu psikanalizle nasıl açıklayacaksınız? Rüya yani bunu şeyle açıklayamazsınız. Bu bunun biliminin ötesinde tekrar eden rüyalar oluyor mesela hocam. Ya, o tabii bilinçaltında bir şey korkular ifade olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Yani ama korkular da olabilir. Yani bunu iyi ayırt etmek lazım. Her rüya manevidir diyemeyiz.